Modern Kanal'dan merhaba. Bugün sizlere kardeşimiz için almış olduğumuz Xiaomi Redmi Note 11 telefonunun tanıtımını yapacağız. Kutu açılımını sizlerle beraber gerçekleştireceğiz. Haydi kutu açılımına geçelim. Kutu açılımında şöyle karşımıza öncelikle ne çıkıyor bakalım. Şeffaf bir kılıfımız çıkıyor. Bu şekilde. Telefonumuz. Telefonumuz gri renk. Güzel gri ama siyah. Siyah gibi. Telefonumuzun rengi güzel. Ben sevdim rengini. Zaten bilerek bu rengi aldık. Onun haricinde bakalım kutumuzda başka neler varmış. Kutumuzda 33 wattlık hızlı şarj adaptörümüz ve Type-C kablomuz. Telefonumuzun 33 watt hızlı şarj aleti var dedik. 50 megapiksel kamerası, 90 Hz Full HD ekran, AMOLED ekranımız bulunuyor. Şöyle etiketimizi çıkartalım. İmeğisini şu şekilde. Telefonumuza kasa olarak şöyle baktığımız zaman alt tarafımızda şarj etme yerimiz burada. Hoparlörlerimiz bulunmakta. Aynı şekilde üst tarafta hoparlörlerimiz bulunuyor ve 3 mm'lik bir jack girişimiz bulunmakta. Arka tarafına baktığımız zaman 4 adet kamerası bulunuyor telefonumuzun. 50 megapiksel kamera demiştik. Kasa olarak plastik ancak görünüm olarak sağlam ve güzel bir görünüşe sahip. Tabii şimdi ilk defa açtığımız için kurulum aşamalarına geçeceğiz muhtemelen. Telefonu uygun ölçekli alınabilecek bu telefonu düşündük. Bu özelliklerde başka markalarla baktık ama tercihimiz bundan yana oldu. 6 GB RAM, 128 GB hafızası bulunmakta. Artık piyasada uygun telefon bulunmamakta arkadaşlar. Yani orta ölçekli bir telefon almış olduk. Türkçe dilimiz evet. Türkiye evet. Bölge ayarlanıyor diyor. Kabul edelim. Sim kart kontrol ediliyor diyor. Sim kartımızı takmadık. Tekrar kontrol etmeden geçelim. Ayetle atla diyelim. Google hizmetleri konumu kullan. Taramaya izin ver. Kullanım ve teşviklerini gönder. Falan filan. Bunları kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Güncellemeleri ve uygulamaları yükle. Evet diyelim. Atla diyorum. Bunu daha sonra ayarlarız. Ek ayarlar yine aynı şekilde otomatik sistem güncellemeleri falan filan. Burada işte kendinize göre ayarları ayarlayıp ilerleyebilirsiniz. Kurulum aşamamız bitti. Öncelikle kameramızı test etmek istiyorum. Şöyle kameramıza bakacak olursak yani bakalım şu an netliği bana gayet güzel geldi. Evet şuradan ayarlardan bazı şeylerine bakalım. Şuradan full diyorum. Ana ekranımızda full gözüksün. 10x'e kadar yaklaştırabiliyorsunuz. Kamera özelliği güzel. Ayrıca burada neler varmış bakalım. Makro çekimi alalım. Şöyle. Yani daha yakından fotoğraf çekeceğiniz zaman. Tabii şu an netlik gitti. Bu makronun özelliği nedir? Netlik gitti. Evet netlik gitmesinin sebebi arkadaşlar. Makro çok yakından çekeceğimiz şeyleri böyle görmüş olduğunuz gibi yaklaştırdıkça netleşiyor. Bakın. Çok yakın çekim yapmak için. Onun haricinde burada yani bir sürü çekim modumuz var. Başka neye bakalım? Video mesela. Videolarımızı bu şekilde Full HD 30
FPC'ye kadar çekebiliyor. İki seçeneğimiz var. 720p ya da 1080p olarak çekebiliyoruz. Profesyonel mod bütün özelliklerini, ayarlarını kendimiz yapabileceğimiz bir mod var. Aynı fotoğraf makinelerinde olduğu gibi. Portre modumuz var. Ve daha fazla dediğimiz zaman panorama, gece modu, kısa videolar çekebileceğimiz bir mod var. Bu şekilde. Onun haricinde şöyle menülerimize bir göz atalım. Menülerimizde neler varmış? Mi Video dosya yöneticisi, araçlar var. Araçlar uygulamasında neler varmış? Saat, hesaplayıcı, ses kaydedicisi, radyo gibi tarayıcı. Onun haricinde Netflix uygulaması var. Oyunlarda neler geliyor? Direkt telefonda yüklü bazı oyunlar var. Bu telefona oyun için düşünecek olan varsa PUBG'de de iyi olacağını düşünüyorum. 6 GB RAM'imiz bulunuyor söylediğim gibi. 128 GB da hafızamız bulunmakta. Şöyle bir şeffaf kabımıza takmak gerekirse ona bir bakalım nasıl oluyor. Kabımız da bu ara bayağı sert arkadaşlar. Telefonu koruma açısından iyi. Tabii takabileceğiz mi bakalım. Evet. Şu şekilde. Evet. Kabımızı da taktığımızda telefon gayet yine güzel, kibar, ince bir tasarıma sahip. Yani çok ince değil tabii ki ama yani kaba bir tasarım değil bana göre. Yani telefonumuz bu şekilde arkadaşlar. Biz de kullanacağız, test edeceğiz. İnşallah telefondan kardeşimiz memnun kalır diye düşünüyorum. Yani kamerası onun için yeterli. Onun haricinde oyunu da kaldıracağını düşünüyoruz. Hafızamız yeterli. Bu şekilde umarım bizler için hayırlısı olur. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.